Sizlerinizi bekliyoruz. 0543 366 5050 WhatsApp hattımız. 0543 366 5050'ye mesajlarınızı bekliyoruz. Bu arada bizleri YouTube üzerinden takip eden değerli izleyicilerimiz, lütfen yayınımızı beğenelim, yorum yapalım ve paylaşmayı da unutmayalım. Şimdiden katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederiz. İyiyiz, siz nasılsınız? Allah razı olsun hocam. Allah iyilik versin. Bu akşam hocam biraz geçmiş olsun hocam. Birazcık rahatsızlığınız var. Buna rağmen izleyicilerimize sözümüzü yerine getirelim dedik. Bu akşam bir saat. Evet, biraz kısa tutacağız programı. Hem yoğunluğumuz hem birazcık mental yorgunluğumuz diyelim. Evet. Bu sebeple bir saat yapacağız. Ve bu bir saatte de mümkünse bizim kendi konularımızı uzatmadan kısa bir toparlama yapıp, yani vermek istediğimiz bilgiyi hızlıca verip ondan sonra soru cevaplara geçeceğiz. Hep şikayet ediyorlar hocam, daha fazla soru, daha fazla soru diye. Evet. Bugün akşam büyük bir bölümü buna ayıracağız inşallah. Hemen şimdiden izleyicilerimiz yazmaya başladı. Lütfen 0543 366 5050'ye mesajlarınızı gönderin. Kürşat Berkan hocam sizler için sorularınızı yanıtlayacak. Değerli izleyiciler, hocam bismillah diyerek başlıyoruz inşallah. İnşallah, buyurun. Bugünkü konumuz cinlerin metafizik alemden fiziki aleme geçişi. Bu konu zira geniş bir konu. Muhtemelen hocam haftaya da bu konuyu işlemeye devam ederiz. İlk sorum şöyle olsun hocam. Cinler hocam bizim alemimize, yani metafizik alemden bizim alemimize nasıl geçebiliyorlar hocam? Şimdi şöyle, bunun aslında çok bariz örnekleri var ama biz biraz daha konuyu farklılaştırıp bir örnekle anlatayım size. Lütfen hocam. Bir Kemal Peşazade diye isminde bir alimi zat var. Osmanlı döneminde yaşamış bir zat. İbni Kemal Ahmet diye geçer asıl ismi. Bu zatın fetvaları çok meşhur. Fetva makamında bir kimse. Aynı zamanda bu zat-ı muhterem iki yönlü de bir adam. Yani iki aleme bakan bir adam. Hem cinlere fetva veren hem de insanlara fetva veren özel insanlardan bir tanesi. Onun yazdığı, yazmış olduğu bir manzume var. Bu manzumede kendisine gelen soruları derleyip divan ile, divan şiiriyle yazan bir zat-ı muhterem. Bu ben okuduğum yerde zaten divan edebiyatına aşık bir adamım. O yüzden de çok hoşuma gider Kemal Paşazade Efendi. Onun manzumesinde çok ilginç bir beyanat var tam bu konuyla ilgili. Orada diyor ki, kendisine soru soran birinin ağzından şiirini yazarak sesleniyor. Diyor ki orada, bir sualim var ey Hazreti Mufti Sakaleyn, ey ins ve cinnin müftüsü, yani insanların ve cinlerin müftüsü. Sana bir sualim var. İns ile cinne faziletle verirsin fetva, fetva verirsin onlara. Hürmeti Hazreti Sultani Resulü Sakaleyn, lütfin ile bize keşfola bu sırrı ahva, hikmetin sureti fetvada, numa ayağına ile, yani sırrını bize söyle. Hilkati narda şahsiyet olur mu peyda? Yani bizde nardan yaratılan bir şey peyda olur mu, onu görebilir miyiz? Ya ne suretle nümayan ola inse cinni, ne suretle görünür bize? Unsuriyetle mütayyep değil anlar neva. Cevap veriyor mübarek. Aslında cevap çok uzun ve çok da leziz bir anlatım tarzı var ama vakit sebebiyle kısa keseceğiz. Diyor ki, dinle ey saili cin fikreti insi fitnat. Yani cin fikirli söyle bakalım diyor. Ta numayun idemi esrarı hafai insana abdest. Burası bomba zaten, abdest. Abdest içre cevarihle olur mu emri vüzu? Abhod ziddudur ol ateşi eyler itfa. Yani diyor ki o ateş ehli, sen su ehlisin. Ne diyordu ayette? Biz bir damla sudan yarattık. Evet. Yani meniyim bahsediyordu. Bir damla sudan yarattık. O ateş ehliydi diyor, sen su ehlisin. Ve ilk sorusunda diyor ki, ey ve insanların ve cinlerin müftüsü, sana sualim şu, bana anlat bakalım nasıl oluyor cinler insanlara görünebiliyor, nasıl oluyor cinler insanlara musallat olabiliyor. Mübarek de cevap veriyor, diyor ki sen su ehlisin, o nar ehlidir, ateş ehlidir. Peki ateş ehlini ne söndürür sence? Su söndürür. Evet. Yani şuna aslında götürüyor olayı. Diyor ki sen abdestli olursan, namazlarına dikkat edersen, namaz abdestsiz olmaz. Namazlarına dikkat edersen, su ehli gibi davranırsan, bu bedenin
gözenekleri ve gözeneklerinin içindeki her bir zerrene suyu temas ettirir ve sudan beslenirsen bir kere cinleri kendinden uzak tutarsın, cinler sana gözükmez. Ve devam ediyor. Diyor ki, cinler sana aleni şekilde gözükmez. Ancak sen eğer kavl edersen, onların sana gözükmesini istersen, yani bir kapı açarsan, o zaman sana görünebilirler. Şiirin devamında da anlatıyor. O zaman sana görünebilirler. Fakat burada şöyle bir şey var, husus var üstad. Ahlat-ı Erba diye bir sistem var. Ahlat-ı Erba aslında ilimciler arasında çok meşhurdur. Mizaç ilmini de içinde barındırır. Tabii batı bilim insanları ya da batı ilim insanları da Ahlat-ı Erba konusunda çok bilgi paylaşmıştır. Buna da humoral patoloji diyorlar. Humoral patoloji ya da işte Ahlat-ı Erba'nın sistemi şu. Diyor ki biz 4 tane unsurdan yaratıldık. Hava, toprak, su vesaire. 4 tane unsurdan yaratıldık. Evet. Bu 4 tane unsurun hepsi insanlarda var. Ve bu sistemde tabii aslında bu mizaç konusunu da başka bir programda belki anlatırız. Çok derin bir konudur. 3 saat anlatsak zaman yetmez. O kadar derin bir konu. Şimdi batı ilmine baktığımızda işte Empedokles ya da Pisagor gibi insanların bu ilimle uğraştığını görüyoruz. Bunların içinde en ünlüsü Empedokles. Onun da uğraştığı ilim şu. Diyor ki insanda 4 tane mizaç var. Bu mizaçların içinde sevdai mizaç en önemlisidir. Sevdai mizacın diğer ismi kara safradır. Bir insanın kanındaki kara safra yükseldiğinde o insanda tabiri caizse perdeler diyor açılır. Perdeler açılınca diyor görme dediğimiz şey başlar. Yani suretler görürüz. Kara safra yükseldiğinde insan ilim anlamında söylüyorum. Kara safra yükseldiğinde insanda melankoli başlar. Melankolinin bir üst seviyesi de deliliktir abi. Peki şizofreni vakalarına baktığımızda, tıbbi anlamda şizofreni vakalarını incelediğimizde biz neyi görüyoruz? İşte suretler görüyorlar. Başka kişileri kendi suretlerini görüp kendilerine evet. konuştuklarını söylüyorlar. Kişilik bozukluğu oluyor yani kısacası. Fakat cinni ilimle uğraşanlar da şizofreni vakalarının bazılarının aslında cin musallatından sebep olduğunu iddia ediyorlar. İddia ediyorlar diyelim hani başka sıkıntılara girmeyelim diye. Evet. İddia ediyorlar. İddia ettiklerinden dolayı da o gördükleri suretlerini, o kişilik bozuklukları olarak sınıflandırdığımız şeylerin aslında birer tane cinni olduğunu beyan ediyorlar. Dolayısıyla gerek Kemal Paşazade, gerek işte Pisagor, gerek ya da Empedokles'in beyanlarını incelediğimizde aslında biz, bizim haricimizde varlıkların görünebildiğini buradan çıkarabiliriz. Yine mesela Empedokles, dedim ya bunların içinde en önemlisi diye, Empedokles'in bir özelliği daha var. Bu konunun üzerine inanılmaz gidiyor ve araştırıyor. Ve bu unsurları inceliyor. Unsurları incelediğinde ilginç bir tespit yapıyor. Onun da iddiası şu. Bak burayı izleyici çok iyi dinlesin. Diyor ki, ruh hali dediğimiz, yani melankoli dediğimiz, yani sevdai mizaç dediğimiz, yani kara safra dediğimiz olay, insanın bedeninde diyor, sonbaharda yükselir. Sonbaharda yükseldiği zaman da insan daha melankolik olur. Ruhsal hastalıklara daha çabuk ve hızlı yakalanır. Gerçekten de adamın iddia ettiği gibi sonbahar dönemlerinde ruhsal hastalıkların arttığını uluslararası literatürde de görüyoruz biz. Sonbaharda ruhsal hastalıklar artıyor. Ve bununla beraber İslam dünyasına yüzümüzü çevirdiğimizde ilginç bir şeyle de karşılaşıyoruz. O da şu, diyor ki bize sonbahar dönemlerinde cinni vakalar daha çok artar. Böyle bir tespit var. Bu tespiti yapan İran ekolü. İran biliyorsun havas konusunda çok meşhurdur. Evet hocam. Bu ekolde diyor ki sonbahar döneminde tıpkı Empedokles'in söylediği gibi cinni vakalar diyor artar, musallat vakaları artar. Çünkü sonbahar döneminde insandaki işte o sevdai mizaç ya da kara safra dediğimiz şey yükselir. Bu nedenle de sonbahar dönemlerinde insanlar cinleri daha çok görür suretli halde. Şimdi konumuzun başında
şöyle bir şey söylemiştin. Peki cinler bize nasıl gözükebilir? İşte Kemal Paşazade'nin örneğinde gördük. Evet. Çok net bir şekilde bu ilimlerle uğraşmış bir üstattır. Kendisi görülebildiğini söylüyor. Bununla ilgili bir örneğimiz daha var. İbni Hişam'dan bir rivayet bu. Peygamber Efendimiz'in yaşadığı bir olayı anlatıyor. Tabi bu olayın farklı versiyonları da var. Olay da şöyle. Peygamber Efendimiz Taif'ten dönüyor. Bu dönüş esnasında bir yerde oturuyorlar bir gece vakti. Peygamber Efendimiz morali bozuk Taif'e gitmiş ama orada istediği sonuçları alamamış. O kafileden ayrılıyor namaz kılacağım diye. Normalde namaz kılarken sessiz kılıyoruz. Peygamber Efendimiz bu sefer cehri kılıyor namazını. Yani sesli kılıyor. Okumaya başlıyor. Tabii sahabe şaşırıyor. Yani gece namazı kılıyor. Gece namazlarını hep sessiz kılardı Allah Resulü. Şimdi niye cehri kılıyor? Namaz bitiyor. Namaz bittikten sonra Peygamber Efendimiz yürümeye başlıyor. Ya nereye gidiyor falan diyorlar kendilerine. Tabii müdahale edemiyorlar. Ya Allah Resulü nereye gidiyorsun karanlıkta diye. Morali de bozuk ya. Yalnız kalmak istiyor diye düşünüyorlar herhalde. Mübarek Efendimiz yürüyor ve gözden kayboluyor. Bir beyana göre sabah ezanından sonra, bir beyana göre birkaç saat sonra tekrar geri dönüyor. Çok önemli değil ne zaman geldi. Geri geliyor. Geldikten sonra kendisine soruyorlar efendim. Yani cehri namaz kıldınız, böyle yapmazdınız. Bunun hikmeti nedir? Ve sonra kayboldunuz. Bunun hikmeti nedir? Bize hani söyler misiniz, açıklar mısınız? O da diyor ki Nusaybin taraflarından bir kafile geldi. Beni dinledi. Benimle beraber namaza duranlar oldu. Yani Kur'an dinlediler. O yüzden sesli okumamı istediler. Sesli okudum. Beni dinlediler. Başka bir rivayete göre benimle namaza durdular. Sonra da onlara İslam'ı anlatmak adına yanlarına gittim. Yani sizden uzaklaştım anlamında. Yanlarına gittim. Evet. Buradan da biz şunu görüyoruz ki Allah Resulü dahi onlara tıpkı Süleyman peygamber gibi peygamberlik yapmış. Onlara da imamlık yapmış. Başka nerede gördük örneğini? Hazreti Süleyman'ın Belkıs tahtını getirme örneğinde gördük. Evet. Neydi o örnek? Hazreti Süleyman Efendimiz oturuyordu tahtında. Belkıs'ın tahtını kim getirebilir diyordu. Ve cinlerden bir adam mı kalkıyordu? Ben getiririm diyordu. Onun farklı şekilde getireceğini bildiğinden diyordu ki hayır sen olmaz. Çünkü büyüyle getirecekti. Sen olmaz dedi ve sonra kim getirdi? Sonra bir rivayete göre Hızır Aleyhisselam getirdi. Nasıl getirdi? Göz açıp kapayıncaya kadar getirdi. Baktığında taht gelmişti. Buradan da şunu görüyoruz ki o meclisin içinde ilk kalkan zat-ı muhterem cinlerden biriydi. Yani cin soyuna aitti ve diğerleri de onu görebiliyordu. Dolayısıyla bunun gibi pek çok örnek var ki cinler istediğinde aleni olarak insanlara gözükebiliyorlar. Biz bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Ancak şunu da belirtelim. Mesela Nusaybin cinleri. Nusaybin cinleri Peygamber Efendimiz'i dinleyip geri geldiklerinde tekrar seferler yaptılar. Bu arada ne güzel topraklarda yaşıyoruz. Yani cinlerin ilk Müslüman olanları bile bizim topraklarımızda maşallah. Nusaybin cinlerinden onlar işte birkaç tane kardeş ya da akraba olduklarını söyleyenler de var. İsimleri de şöyle. Tabii bunlar ilk Müslüman cinlerden. O nedenle de sahabe olarak da kabul ediyoruz bunları. Haya, Hazreti Haya, Hazreti Hasa, Hazreti Mesa, Hazreti Şasır, Hazreti Nasır, Hazreti İbyan ve İnyat kardeşler. Hazreti Ehkam veya Eret. Bunlar ilk Müslüman olan, ilk sahabe olan cinlerden. Daha sonra da Peygamber Efendimiz'in yanına birçok sefer gidip geliyorlar. Mesela bununla beraber cinler alemi hakkında önemli kitaplardan bir tanesi vardır. Laktul Mercan Fir Ahban isminde bir kitap. Fir Ahbar isminde bir kitap. Bu kitapta da anlatılan bir olay var. Ve bu olay daha sonra başka hadis kaynaklarına da girmiş bir olay. Abdullah bin Abbas sanırım ilk anlatıcı. Abdullah bin Abbas'ın anlattığı hikaye çok ilginç. Yani sorduğunuz soruya net cevap olabilecek bir hikaye. O da şöyle. Allah Resulü Mekke fethinden hemen önce sıkıntılar yaşıyorlar. Müslüman olarak sıkıntılar yaşıyorlar. Bu sıkıntıların olduğu dönemde
müşriklerin arasına Necid isminde bir adam karışıyor. Necid çok bilge bir adam. Çok yaşlı, çok bilge, görmüş geçirmişleriz ya, öyle bir adam. Necid isminde bir adam karışıyor. O dönemin müşrikleri diyorlar ki, ya Muhammed peygamberi kovalım. Peygamberini zaten kabul etmiyorlar. İşte diyorlar ki onu buradan atalım, kovalım falan. Necid isimli kişi müşriklerin arasına girdiğinde diyor ki hayır, yanlış. Siz onu kovarsanız o gittiği yerde de rahat durmaz. Güçlenir ve sonra gelir sizi yine işgal eder. Sizi yine öldürür, başınıza bela olur. E ne yapacağız? Öldürelim. Necid isimli kişi müşriklerin hepsine Allah Resulü'nün öldürülmesi gerektiğini söylüyor. Her seferinde hayır olmaz diyor. Öbürü başka bir şey söylüyor. Hayır olmaz. Biri diyor ki ya olur mu? Bizim arkadaşımızın yeğeni bu adam. Nasıl yaparız? Öldürmelisiniz diyor. Çünkü sizin dirliğinizi, düzeninizi bozacak bu adam. Sizi de öldürecek demeye başlıyor. Ve sonra bu olayları oluyor. Müşrikler kendi aralarında böyle bir karar veriyorlar. Karar verdikten sonra bu olay Enfal suresi 30. ayette de geçiyor. Orada da ayette diyor ki mesela ey Resulüm seni öldürmek, seni tutuklamak ve seni buradan kovmak için plan yaparlardı. Ama Allah plan yapanların en hayırlısıdır. Mealinde bir ayet. Bu ayetin de bu olay üzerine indiği rivayet edilir. Peki ben bu olayı niye anlattım? Evet hocam. Neden? Beyan şu. Daha sonradan Allah Resulü'nün bunu anlattığı rivayet ediliyor. Müşriklerin arasına katılan, onlara gözüken, onlara Muhammed isimli kişiyi sallallahu aleyhi ve sellem öldürün diyen Necid isimli o ihtiyar aslında bir cindi. O aslında iblisin ta kendisiydi. Bir insan değildi. Ama insan kılığına girdi ve insanlar arasına karıştı. Onları fitneye sürükledi. Şimdi bambaşka bir şey söyleyeyim. Ondan sonra sorularımıza geçelim. Evet hocam. Günümüzde cinlerin pek çoğu insanlara görünebiliyor. Amenna. Ancak fiziki olarak gözükmüyor. Yani halüsinojik olarak gözüküyor. Tamamıyla bizim zihnimizle alakalı olarak halüsinasyon olarak gözüküyorlar. Fiziki olarak bir cin bir fizik bedene girebilir mi, bürünebilir mi? Evet, olabilir ama daha önceki programlarda da bahsetmiştim. Bunun için çok yoğun bir enerji harcaması lazım. Mesela çok var şimdi YouTube'da videolar dönüyor. Ormanın içinde böyle kukuleta giymiş, cübbe giymiş, kafası kapalı, yüzü kapkara bir video çekiyorlar. İşte hesapta ormanın içinde kendilerine doğru geliyor. Ya da bir eski püskü bir evin içinde, tenha bir evin içinde, köşeye saklanmış uzun saçlı birini çekiyorlar. Bakıyorsunuz her şeye insan gibi. Diyorlar ki bu bir cin. Mümkün değil. Mümkün değil. Bir kere onun içinde bulunduğu form kameraya kendini yakalattırmaz. İkincisi, yani her önüne gelen böyle cin yakalayacaksa onlara cin denmesinin bir alem olmaz. Cin gizli demek zaten. Yani inanın bu görüntüler tamamıyla montaj, birkaç tane tık almak uğruna yapılmış şeyler. Alsınlar yani kendi kendine film çekiyor çocuklar, yapsınlar. Sıkıntı yok. Ama her cin böyle hele hele tek başına kolay kolay fiziki bir hale bürünemez. Çünkü o orada kendisi elektrondan yaratılmıştır. Atom altı parçacıkları hepsini meydana getirecek. Vücut bulacak, suretlenecek, senin karşına dikilecek. Dikildi diyelim, bu da uzun süreli olmaz. Mutlaka geçicidir. O nedenle bir cin kolay kolay fiziki bir bedene bürünemez abi. Bürünebilir, kolay kolay bunu yapamaz. Yani çok ciddi bir enerji harcaması gerekiyor. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi bu konu bayağı geniş bir konu. Haftaya inşallah değerli izleyiciler bu konuyu Kürşat Berkan hocam anlatmaya devam edecek. İlk başlık olarak cinler bizim alemimize nasıl geçebiliyorlar bunu konuştuk. Bu arada sorularınız geliyor. Tekrar WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Kürşat Berkan hocama sorularınız için 0543 366 5050 0543 366 5050'ye mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hocam başlıyorum ilk soruyla. İzleyicimiz demiş ki hocam ben sürekli rüyamda rüya görüyorum.
ve içimden hissediyorum. Bu gördüklerim ve düşündüklerim de çıkıyor. Örneğin hasta olacağını düşünüyor ve bu oluyor. Bununla alakalı Kürşat Berkan Hocam ne söyler? Şimdi bazı kişilerde evet böyle önseziler var. Bunu inkar edemeyiz. Hatta daha ilerisini görenler de var. Bu ileriyi görme durumu, gaybı bilme, geleceği görme olarak tanımlanıyor ama bana göre böyle değil. Ben olaya şöyle bakıyorum. Diyorum ki bizim ilahi kader planımızda evet Allah ayetle de sabittir. Ben sizin kaderinizi kendi çabanıza bağlı kıldım diyor ama ilahi kader planında birçok şey zaten belirlenmiştir. Bu gayb meselesinde ben her zaman şöyle açıklıyorum. Örnek mesela Putin geçtiğimiz aylarda, Rusya Devlet Başkanı Putin geçtiğimiz aylarda çıktı dedi ki böyle giderse nükleer bir alternatifi düşünebilirim. Evet. Üzerime gelirlerse dedi. Nükleer bir alternatifi düşünebilirim. Kaşınmayın dedi yani adam. Şimdi çok basit bir şekilde düşünelim. Amerika'nın sapık olan Sayın Başkanı Biden, sapık yani aleni her şey belgeler ortada. Herkes bakabilir. Biden diyelim ki kurmaylarını şu an şu saniye topladı ve bir toplantı yapıyor. Ve toplantıda dedi ki Ocak ayının ilk günü Rusya'ya nükleer olarak saldıracağız. Kurmaylarıyla toplantı yaptı. Bugün bu kararı aldılar. Ocak ayının birinci günü Rusya'ya nükleer saldırı yapılacak. Peki bunlar o kararı aldı. Bu kararı kim biliyor abi? O toplantıdakiler ve onların yanındaki bilmesi gerekenler. Bir tek ötesi yok. Evet. Onların kendi ordusundaki erler bile bilebilir mi? Bilemez. Sen bilebilir misin? Hayır. Hayır. Ben? Hayır. Putin? Hayır. Kim bilir? Sadece oradakiler. Yani bu aldıkları karar senin için gayb, benim için gayb, Putin için gayb. Yani bilinmiyor. O nedenle bir mutlak gayb var, bir de muallak gayb var. Mutlak gayb dediğimiz bizim katımızda olanlar. Yani bizim bilebileceğimiz şeyler. Peki, muallak gayb ne? Muallak gayb de Allah katında olan ve Rabbimin izin vermedikçe kimsenin bilemeyeceği şeyler. Mutlak gaybler bizim kader planımızda artık var olan, ortaya çıkmış olanlar. Ne gibi? Amerika'nın daha önce davranıp Putin'e nükleer füze atmış olabileceği gibi. Artık bu mutlak gayb. Evet. Biz bilmiyoruz ama olacak. O nedenle bu kardeşimizin yaşadığı olay da mutlak gayb çerçevesinde düşünebilir. Örnek, kendi bedenindeki hücre yapısı bozulmaya başlamıştır. Kendisi hissiyat dediğimiz olay kuvvetlidir bu kardeşimizde. Hissiyatı ile biliyor olabilir ya da yanında gerçekten de ona faydalı olmak isteyen bir varlık vardır. O varlık mutlak gayb alanına giren bazı olayları söylüyor olabilir. Örnek, havas ilmiyle bugün Aysun Hanım diye bir hanımefendi var. Instagram'dan bize mesaj atmıştı. Bir arkadaşının hastalığıyla alakalı bir mesaj atmıştı. Onun hakkında bir bilgi istemişti. Havas ilminde bakılabilir mi diye. Bir örnek vereyim size. Bambaşka bir pencere açayım. Mesela diyelim ki bir kimsenin yakını rahatsızlandı. Yoğun bakıma düştü. Ve bu yoğun bakımda artık doktorlar diyor ki yani tıbbi olarak biz mücadele veriyoruz. Bu bıçak sırtı kurtulabilir de hayatını kaybedebilir de. Evet. Bak çizgi bu. Kurtulabilir de hayatını kaybedebilir de. Burada havas ilmiyle bakıp, havas ilmiyle bir terkip var. Ha işte televizyonda her şeyi anlatamıyoruz. Havas ilmiyle bakıp bir kişinin hayat enerjisinin devam edeceğini ya da artık olmayacağını görebilirsiniz. Bak çok önemli bir iddiada bulunuyorum. Bir kimsenin hayat enerjisinin devam edeceğini ya da devam etmeyeceğini görebilirsiniz. Peki burada gayb olan ne? Gayb olan o kimsenin hangi saatte, hangi dakikada son nefesini vereceği. Çünkü o sadece Rabbimin katında. Bak biri mutlak gayb, biri muallak gayb. Mutlak gayb de onun hayat enerjisinin olup olmayacağını havasla bulabiliyorum ama saatini bulamıyorum. Niye? Çünkü o Allah katında muallak olan gaybde. Yani bu kardeşimizde de söylediğim gibi mutlak gayb çerçevesinde olan bazı şeyleri hissedebilir. Ki yalnız değil. Emin olun bize çok mesaj geliyor. Abi şunu hissediyorum, abi bunu hissediyorum. Evet. Abi bak söyledim bu oldu vesaire diye. Çağımızda ön sezilerin arttığı bir çağ bu çağ. Çünkü farklı alemlerle çok yakınlaştık.
ve artık insanlık da son demlerini yaşıyor. O nedenle bunlar çok ahir zamanda artacağı da zaten kıyamet alametlerinden biriydi. Artmış vaziyette, çok normal yani. Teşekkür ediyorum hocam. Önümde 18 yaşında bir kız kardeşimizin mesajı var ama mesajdan çok bir mektup büyüklüğünde özetlemeye çalışacağım. Maşallah, sıkıntılı. Mektup büyüklüğü. Evet, aynen öyle hocam. Diyor ki kız kardeşimiz hocam, namaz kılmak istiyorum, özür diliyorum. Kılamıyorum, başlıyorum, devamını getiremiyorum. Bazen içim sıkılıyor, bunalıyorum. İbadetlerimi yapamıyorum, ders çalışamıyorum, sürekli sıkılıyorum ve sürekli ağlıyorum. Ben 8-10 yaşlarındayken evimizin içinde metal kafası olan, elleri ve kolları, bacakları uzun kumaş gibi, içi boş, ayak ve elleri yok ama bana annemin sesinde sesleniyor, çağırıyordu. Televizyon izliyordu ama televizyona bakıyordum, televizyon kapalı, ses var şeklinde hocam. Buna benzer örnekleri vermiş çünkü çok uzun hocam. Bekleyen birçok sorumuz var. Hastanede yatmış hocam. Orada da agresif tavırlar var. Hemşirelere falan şey yapıyormuş hocam. Küçüktüm diyor, 5-6 yaş gibi diyor. Sürekli korkutuyorlardı beni. Sonra hastaneden taburcu olup eve geldiğimde de diyor, annemin yanında geziyordum. Tek başıma hiçbir şey yapamıyordum. Beni korkuttular, tehdit ettiler ve bunu aileme söylemememi bana tembih ettiler diyor hocam. Metal kafalılar çerez gibi şeyler ikram ediyorlardı. Hadi gel bekliyoruz, sen de gel birlikte yiyeceğiz deyip çağırıyorlardı. Ben de gidip yemedim. Burada da hocam olayı bitirdim ben hocam. Bayağı uzun yanım bu şekilde. Şimdi şöyle, evet, bu kardeşimiz bayağı atraksiyon yaşamış. Çok hocam. Sadece geçmişte bir sefer görmüş olsaydı bunu ben normal karşılardım. Çünkü bu varlıklar özellikle çocukları korkutmak adına bu gibi şakalar yapabiliyorlar. Arada ben geldim diyebiliyorlar. Ama bu kardeşimiz görüyoruz ki birçok aksiyon yaşamış, birçok sıkıntı yaşamış. Tabii tıbbi anlamda eğer bir sonuca ulaşamadı ise görüyoruz ki metafizik bir sıkıntı olabilir. Metafizik sıkıntı var ise de bir metafizik uzmana danışmasını tavsiye ederiz. Çünkü anlattığı şeyler yani açık açık bende bir şeyler var diyor ki kendisi de zaten söylüyor. Evet. O nedenle yok demek doğru olmaz. Burada söylenebilecek tek şey, kardeşim sen musallat yaşıyorsun durumudur. Fakat tekrar bir daha söyleyelim. Her programda söylemeye çalışıyorum ama elbette ki bu kardeşimize tavsiyede bulunabilirdik. Ancak sevgili arkadaşlar, yeni kurallar çerçevesinde, tabii bu kurallar bizim kurallarımız değil, RTÜK kurumumuzun aile, evet, yasasını, toplum yasasını gözeterek koyduğu kurallar. Bizler de saygı duymak durumundayız. O nedenle televizyon ekranlarından şunu yapın iyi gelir, bunu yapın, şöyle yapın, edin gibi şeyler söyleyemiyoruz ya da tavsiyede bulunamıyoruz. O nedenle tavsiyem sadece şu, bu konuda ehil olduğunu düşündüğünüz birileri varsa onlara ulaşabilirsiniz. Bu arada abi sen bakarken, buyurun ben hocam, de YouTube'a şöyle bir döneyim. Sevgili YouTube'daki kardeşlerim, normal muhabbet ediyorsanız küçük harflerle yazın ama soru soracaksanız büyük harflerle yazın ki ben onların soru olduğunu algılayabileyim. Çünkü takdir edersiniz ki burada bütün mesajları görebilme şansım yok. O nedenle şöyle bir mesajlara hemen bir bakayım abi. Şimdi Mustafa Şahin demiş ki devletimiz cinlerden yardım alarak büyük define ve gömüleri tespit edip çıkartabilir mi? Çok güzel bir soru. Evet. Şöyle Mustafa Bey, devletimiz resmi olarak yapılan kazılarda önce teknolojik olarak yeraltı görüntüleme, uydu görüntüleme gibi teknolojik olarak destek alıyor. Arkeologlardan destek alıyor, mühendislerden destek alıyor. Ve en sonunda eğer orada tılsım olduğunu düşünüyorlar ise, evet, devletimize de yardım eden, ismine metafizik uzmanı dediğimiz kişiler var. Tabii devletimiz bunları devlet memuru gibi alıp bünyesinde tutmuyor. Yani bu istihbaratta da böyledir. İstihbaratta mesela bugün Milli İstihbarat Teşkilatımızda da artık başladı inşallah. Polis teşkilatımızda da olduğunu düşünüyorum. Metafizik uzmanlarından bilgi alınıyor. Ama resmi olarak o metafizik uzmanı emniyete mi çalışıyor? Hayır. Sen komisersin ya da emniyet müdürüsün. Beni tanıyorsun, bana ulaşıyorsun. Diyorsun ki şöyle hocam, şöyle şöyle bir suçlu var. Bunun hakkında bilgi edinmek istiyoruz, bulamıyoruz. Ben sana bu konuda danışmanlık hizmeti veriyorum. Bu şekilde olabiliyor. Yani hatır işleriyle dönüyor bu. Evet. Dolayısıyla resmi olarak bir kaydı kuydu yok. Şimdi
Bir tane daha okuyayım mı? Müsaaden var mı abi? Estağfurullah hocam lütfen. Şurada güzel bir sorumuz vardı. Diyor ki cinler elektronik cihazları kullanabilir mi? Bu da güzel bir soru. Ahmet Yayger sormuş. Elektronik cihazları kullanamazlar. Elektronik cihazlara müdahale ederler. Mesela defineden bahsettik. Definici arkadaşlar çok iyi bilirler. Bir yere kazı yapmaya gittiklerinde, tabii resmi kazı yapsın ayrı mesele ama bir yere kazı yapmaya gittiklerinde bakarlar, görüntüyü alırlar, derler ki kesin burada bir malzeme var. Ama cihazı tuttuklarında cihaz da var der. Birazcık kazarlar, bakarlar ki cihaz ötmüyor. 50 santim yan tarafında ötüyor. 50 santim üstünde, 50 santim, 30 santim başka bir yerinde ötüyor. Buradan da anlarız ki aslında malzeme aynı yerdedir. Fakat varlıklar cihaza müdahale etmek suretiyle o sinyali şaşırtıyor olabilirler. Şimdi Üstad, buyur hocam, bu arada varsa. Yok soru değil, sana döneceğim. YouTube'daki arkadaşlarımıza tekrar söylüyorum. Sorularınızı takdir edersiniz ki Hüseyin abi orada da çok soru geliyor. Oraya yetişmeye çalışıyor. Ben de arada bakıp sizlerin gönlünü hoş tutmaya çalışıyoruz. Yetişemezsek hakkınızı helal edin ama tekrar söylüyorum. Lütfen YouTube'da yazıyorsanız soruları büyük harfle yazın. Amma ve lakin asıl soruları atmanız gereken yer Hüseyin abimiz. Telefon numaramı hatırlatırsan oraya atarsanız seviniriz. Hocam sorular karşılıklı, az önceki soru, okuduğunuz soru bende de var. Yani WhatsApp hattına da geliyor. O zaman şöyle bir ricada bulunalım. Hem WhatsApp hattına hem de YouTube'a yazmayın. Evet. Bir yere yazın, birimiz okusun. WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatalım. 0543 366 5050 değerli izleyiciler. 0543 366 5050'ye mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Hocam izleyicimiz demiş ki kalp gözünün açık olması, hislerin hep doğru çıkmasının cinlerle bir ilgisi var mıdır? Bir kere yanlış anlamasın sözümü ama tabii bu kişiyi tanımıyorum. Bizim gibi aciz insanların kalp gözü falan açık olmaz. Bak hissiyatımız kuvvetli olur. Amenna. Epifiz bezimiz iyi çalışıyordur. İnsanlardaki enerjiyi bile görmeye başlamışızdır. Amenna. Bu da çok zor. Hadi diyelim ki oldu. Amenna. Kalp gözü açılması bambaşka bir olay. Kalp gözü sadece Allah dostlarında, Evliyaullah'ta olur. Bu kardeşimizi tekrar söylüyorum, tanımıyorum. Belki de gerçekten Allah dostudur, Allah'ın sevdiği bir kuldur. Onu tenzih ederek söylüyorum. Ama evet, son zamanlarda çok duyuyorum. Hocam diyor, benim kalp gözüm açık. Kaç tane ikindi namazı kaçırdın? Abi şu an kılamıyorum, inşallah kılacağım. Ya yürü git! Senin kalp gözün falan açık olmaz kardeşim. Bu hislerle kalp gözü olayı karıştırılıyor abi. Karıştırılıyor herhalde. Kalp gözü açık olana baş gözü gerekmez. Kalp gözü açık olana dünya malı mülkü gerekmez. Dünya rızkı gerekmez. Evet. Bir avuç zeytin seni mutmain eder. Ya sen dünya peşine koşan bir adamsın. Kalkmış bana diyorsun ki benim kalp gözüm açık. Ya da kadınsın, benim kalp gözüm açık diyorsun. Böyle bir şey yok. Kalp gözü açık olması gözlerle alakalı bir şey değil. Kalp gözü açık olması diğer alemleri görebilmemizle alakalı bir şey değil. İçinde göz var ya, göz olduğu için sanıyorlar ki kalp gözümüz açık olduğu için göreceğiz. Hayır ya. Senin kalp gözün açık olduğunda senin basit bir cin alemini görmene gerek yok. İlahi alemleri tasavvur eder hale geleceksin sen. Epifiz bezin açıksa ya da net söylüyorum, zikir ehliysen, Allah'a düzgün kul olmaya başladıysan hissiyatın artar, kemaliyetin artar. Bunlara amenna, bunlara lafım yok. O zaman işte hissi anlamda bir şeyleri hissetmeye başlarsın. Mesela benim karşıma, ben seni tanımıyorum abi, getirdiler Hüseyin diye bir adamı getirdiler. Dediler ki ya işte bizim yönetmen Cuma geldi, dedi ki abi Hüseyin abi var bizim, onunla program yapacaksın. Eğer benim hissiyatım kuvvetliyse ya da epifiz bizim açılmaya başladıysa, sen daha geldiğinde senin niyetini, nasıl bir adam olduğunu ben çözerim. Hissiyat böyle işler. Kalp gözüyle alakası yok. Evet. Kalp gözü bambaşka bir olay. O nedenle eğer kardeşimizin hissiyatı açıksa, evet bazı şeyleri hissedebilir, bazı olayları hissedebilir, başına bela gelmeden hissedebilir. Önceki programda ne demiştik? Rabbimin bir de bizi korumak için mükellef kıldığı varlıklar var. Onlar bile sana fısıldıya olabilir. Şeytan ne yapıyordu? Çok basit. Aleyhillâne ne yapıyordu abi? İnsanın kalbine vesvese atıyordu. Evet. Ya şeytan yapabiliyorsa, onun böyle bir ruhsatı varsa, Allah'ın vekil tayin ettiği kullarının da, Allah'ın vekil tayin ettiği meleklerin de böyle bir meziyeti olabilir. Onlar da senin kalbine güzel söz, yani kelime tabiriyle vesvese atabilir. Hissiyat verebilir. Bunlar çok normal şeyler. Tekrar söylüyorum. Bu çağımızda da artık bunlar çok çoğaldı. Birçok kişide var.
Evet hocam, bir de siz her zaman vurguluyorsunuz, her şeyi de cinlere bağlamamak gerekiyor. Kesinlikle, noktasında. Kesinlikle, bravo. Hocam, izleyicimiz demiş ki, dün akşam uyumaya çalışırken demiş hocam, bir anda yorganı aşağıya doğru bir şey çekmeye çalıştı. Bağırmaya çalıştım ama bağıramadım. Karabasan. Sonra üzerimden bir şey geçtiğini hissettim. Bu bir cin olabilir mi? Lütfen beni aydınlatır mısınız? İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. Şimdi abi, bu kardeşimizi yine tenzih ederek söyleyeyim. Karabasan vakalarında, gençlerde özellikle, karabasan vakalarında cünüp uyuyan insana mutlaka karabasan gelir. Bak, bunu çok iyi kulaklarına yazsınlar. Mutlaka gelir. O nedenle böyle uyumasınlar. Bu bir. İkincisi, bir insanda karabasan varsa karabasan çözülmeyecek sorun değil. Cinlerin de en kolay çözülebilir olanıdır. Büyük ihtimalle bu yaşadığı da karabasan diye tahmin ediyorum. Çünkü normal bir cin olsa yorganı çekmekle uğraşmaz. Ne yapar? Senin rüyana girer. Sana öyle şeyler yaşatır ki hayatından bakarsın. Uyanayım diye kendi kendine yalvarır hale gelirsin. Eğer bir musallat cini ise, normal bir cin zaten sadece kabus yaşatıyor. Sana azap yaşatmıyor. O nedenle bu kardeşimiz belli ki yaşamış. Karabasan yaşamış. Karabasan da bir cin türüdür. Karabasanından kurtulmak çok basittir. Bunun yöntemlerini burada söylediğim gibi anlatamıyoruz. Çok kolay bir şekilde araştırıp bulabilir. Yani uygulayacağı birkaç tane terkiple karabasana önlem alabilir. Lakin bunu bir defa yaşıyorsa bu söylediklerim geçerli. Ama sık sık yaşıyor ise, karabasanı sık sık yaşıyorsa, bu bambaşka bir yere gider. O zaman bir hata vardır. İlk kez böyle vardır. Bir şey yaşadım diyor hocam. O zaman dediğim gibi çok kolay bir şekilde çözülebilir. Belki bir daha yaşamayacak da. Kendini kontrol etsin. Gün içinde hak yedi mi? Gün içinde büyük günah işledi mi? Ya da cünüp uyudu mu? Bunun gibi şeylerde kendini kontrol etsin. Çünkü bunlar karabasan sebeplerinden bir tanesi. Bunları yapmadı ise, sadece bir defa olduysa, ki bence bir hata vardır. Bir defa oldu ise muhtemelen bir daha olmayacaktır. Ama yine de önlem açısından kendini koruyarak, muhafazeteyn ayetlerine sığınarak uyumasını tavsiye ederiz. Teşekkürler hocam. Var mı hocam sorunuz? Hemen söyleyelim. Özlem Akın yazmış. İyi yayınlar. Evde dolap içinde kırılan tuzla buzla olan eşyaları neye yoralım hocam? Tabii ki nazara yoracağız. Evde kırılan eşyalarımız sık sık olmaya başladıysa ve bizim üzerimizde bir kötü enerji durumu yoksa, bu durumları nazara yoracağız. Nazara da neler iyi geleceğini aslında çok eski programlarımızda birçok defa anlatmıştık. Evet. Yine kolay bir şekilde kendiniz de bulabilirsiniz. Kalem suresi son iki ayeti Allah Resulü'nün tavsiye ettiği nazar ayetleridir. Onlara da göz atabilirsiniz. Var mı başka hocam? Bir tane daha söyleyeyim. Fatih Turgut Kürşat hocam demiş. Bir sabah vakti uyur uyanık acayip bir halde, daha evvel telaffuz etmediğim bir dilde kelimeler söyledim. Akabinde yatay altın renkli yanan üçgen içinde göz açıldı demiş. Yani şimdi rüyanın etkisinde kalarak, rüyada gördüğümüz herhangi bir meselenin etkisinde kalarak bir şeyler telaffuz etmiş olabiliriz. Bunda bir sıkıntı yoktur. Çünkü rüyamızda normal bir rüya değilse, bir dış müdahale varsa, yani bir varlığın müdahalesi varsa, bize bir şeyler söyletmiş olabilir, biz de tekrarlamış olabiliriz. Çok kulak asılacak bir şey değildir. Mesela göz gördüm diyor, bu da rüyanın bir gereğidir. Lakin bu ve buna benzer rüyalar çok ise, o zaman tehlike çanları çalıyor demektir. O zaman önlem alması açısından bir destek almasını öneririm. Ama tekrar söylüyorum, sadece bir kereye mahsus. İşte ben rüyaya yattım, Kemal Sunal filminde olduğu gibi başka dilde konuştum falan. Bu inanın merak edilecek bir şey değil. Korkmayın, merak etmeyin. Biz onlardan daha güçlüyüz. Onların en iyi yapabildiği şey sizi korkutmak. En iyi yapabildiği şey bize vesvese vermek. Başka hiçbir nane yaptıkları yok. Evet. İnanın yok. Bu vesveseyle, bu korkutmayla, bizi bunaltmayla bize üstün geleceklerini, galip geleceklerini düşünüyorlar. Ama üstün olan biziz. Çünkü onların gücü bizim okuyacağımız bir tane sureye bakar. Bizim mermimiz daha fazla, bizim silahımız daha kuvvetli. Allah'ın izniyle onlardan korkmayın. Bizim mızraklarımız daha uzun. O yüzden biz bu zaferi kazanırız yani. Pes etmesinler. Eyvallah hocam. Var mı hocam son ekleyeceğiniz?
soru. Şöyle bakıyorum, birkaç tane daha var. İstiyorsan sen devam et. Tamam hocam. Ondan sonra ben de bir şey yapayım. Bir kadın izleyicimiz demiş ki hocam, erkek arkadaşım bir dişi cini olduğunu söylüyor. Ona o cini bırak, cini bırakmasını söyledim. Ben bıraksam bile onlar bırakmaz dedim. Sanırım kendisi çağırmış. O cininden nasıl kurtulur, ne yapabiliriz? Kurtulması biraz zor olur. Çünkü şöyle, maalesef halen günümüzde var. Bazı arkadaşlarımız bu cin mevzuna öyle heves ediyorlar ki, kendilerine de kurcalıyorlar tabii meseleyi. Çağıranları mı ararsın, davet edenleri mi ararsın, ruh çağırma adı altında onlarla görüşme yapmayı arzu edenleri mi ararsın vesaire. Hatta para verip metafizik uzmanlarına gidip ya da cinlarlara gidip cin isteyenler var yani. Daha önce programda anlatmıştık. Satılan cinleri, cin sattım sana diye evet, mevzuları anlatmıştık. Dolayısıyla bu durum artık cin ile evlenme durumuna geçiyor. Kendi aralarında nikah kıyıyorlar. Bizim alemimizde olduğu gibi ben seninle anlaşamıyorum, seni boşayacağım deyip boşayamıyorsun. Çünkü fiziki olarak gördüğün bir nesne var karşında, ismi insan. Bu insan gördüğün için uzak durabiliyorsun, gördüğünde kaçabiliyorsun, yolunu değiştirebiliyorsun. Ama cinlerde böyle bir mesele yok. Sen onları görmüyorsun. İstediklerinde sana görünüyorlar. Dolayısıyla kaçma şansın yok. Bu nedenle de bir kopuş olmuyor. Senin kendi talebinle onların mahkemesine çıkma şansın da yok. Olsa çıkarsın dersin ki ben mahkeme istiyorum kardeşim dersin. Evet. Ben boşanacağım dersin. Yok öyle bir şansın. Kim seni kale alacak? Nereye gideceksin? Yargıtay mı var? Devlet mahkemeleri mi var? Nereye gideceksin? Ancak onlar mı çağırması gerekiyor? Sulh mahkemeleri mi var? Tabii ki. Bu nedenle de evlilik varsa ayrılman çok zor oluyor. Ayrılman çok zor olduğu için de o arkadaşın bu varlıklardan kurtulması güçtür. Ama ve lakin şunu da belirteyim. Hani hanımefendiyi üzmek kaidesiyle diyormuş ya, ben onları bırakamam diye. Bırakabilir, çaresi var. Onlar beni bırakmaz diyor, ben bıraksam da. İşte söylediğim onlar gibi bırakmazlar. Ama çaresi var. Yani bu işin uzmanına gidip arada anlaşma yapıp bu iş çözülebilir. Nasıl, neyden bahsediyorum? Yani şunu söylüyorum aslında. Metafizik uzmanının yanındaki olan varlık o arkadaşın evli olduğu varlıkla görüşür. Kabul etmez ise der ki madem sen kabul etmiyorsun, senin kabilenin reisiyle görüşürüm, seni şikayet ederim. Yasak çünkü. Bir cinin insanla evlenmesi yasak. Onların aleminde yasak. Ama evlenebilir. Evlenebiliyor. Burada bir evlilikten bahsetmiyor. Ama evli. Vazgeçmiyor diyor, o beni bırakmıyor diyor. Muhtemelen evli. Ha, burada bir evlilik var diyorsun. Muhtemelen evli. Anladım hocam. O nedenle dediğim gibi bir metafizik uzmandan destek alınıp kurtulabilir. Ama beyefendinin de gördüğüm kadarıyla bir öyle bir niyeti yok. O nedenle yani Allah sabır versin diye düşünüyorum. Amin. Var mı hocam sorunuz? Tabii ki çok. Buyurun hocam. Rabia Başar demiş, evimizde yaşayan cinler var mı? Olmaz mı? Bizim stüdyomuzda bile varlar. Hatta bir gün birini size göstereyim istiyorsanız. Leon Diaz Pisidia isminde bir arkadaşımız. Ruhlar cin midir yoksa burada kalan ruhlar mı demiş. Hayır. Biz insanların bedeninin, beden elbisesinin içinde ruh dediğimiz bir mefhum var. Bu bambaşkadır. Aynı zamanda çünkü ayet var. Ben sizin yaratılışınızı, kendi yaratılışınızı kendinize şahit tuttum diyor Allah. Dolayısıyla ruh başkadır, cin başkadır. Burada kalanlar da ruhlar değildir. Ölümden sonra, zaikatul mevt dedikten sonra artık iş bitmiştir. Berzah alemine gidiş başlamıştır. Berzah aleminden buraya dönüş var mıdır? Bazı istisnalar var çünkü Allah ben izin verirsem diyor. Salih kullarından bahsediyor. Sevens korku filmleri izlemek tehlikeli midir diye sormuş. Bu aslında önemli bir soru. Basit bir soru gibi gözüküyor ama şöyle. Her zaman söylüyorum sevgili arkadaşlar. Bak burayı iyi dinleyin. Şu insan bedeni, bu insan bedeninin üzerinde bir de böyle aura beden var. Korktuğumuzda, bir korku yaşadığımızda bu aura beden anında yok oluyor. Mesela kadınların lohusalık döneminde de bu yok oluyor. Evet. Kaza anında mesela trafik kazası geçirdiniz, başka bir kaza geçirdiniz yine yok oluyor. Ya da çok ani bir korku yaşadınız yine aura beden yok oluyor. Yani savunmasız hale geliyoruz. Korku filmleri izlediğimizde de aura bedenimizi zayıflatıyoruz, zayıflatıyoruz, zayıflatıyoruz. Sünger gibi içine çekiliyor ve savunmasız hale geliyoruz. Savunmasız hale geldiğimizde de bizi koruyan o aura beden, savunmasız hale geldiğimizde de etrafta eğer şerri bir varlık varsa bizim bedenimize musallat olması kolay hale gelebilir. Bu nedenle korku filmlerini izlemek için sağlam bir irade gerekir. Mesela biz bu konulara alışık olduğumuz halde ben korku filmi hayatta izlemem. Çoğu saçma geliyor belki ama bilinçli olarak da izlemem.
Çünkü oradaki yaptıkları efektlerle ister istemez ürperiyorsun. Ürperdiğinde niye ben avro bedenimi zayıflatayım ya? Gerek yok ki böyle bir şey. Evet. O nedenle benim bakış açım bu. Ama benim sağlam iradem var diyorsanız, ben korku filmi izlediğimde korkmam ya da korksam bile kendimi hazırlarmışımdır diyorsanız izleyin. Sıkıntı yok. Var mı başka hocam? Hemen şöyle bakıyorum abi. Aşağılara doğru var ama istiyorsan sen de varsa oradan devam edelim. Bizde çok hocam. Maşallah. Bu arada bugün yine rekor kırıyoruz. YouTube tabii sadece, başka platformlarda da izleniyoruz. Sadece YouTube'da izlenme sayımız 350 civarını yine buldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. YouTube'da izleyen ve normal başka platformdan izleyen arkadaşlarımıza. Evet, teşekkür ediyoruz izleyicilerimize. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Hocam izleyicimiz demiş ki, cinler arkadaşlarımızla mesajlaşırken arkadaşımız yazıyormuş gibi ses veya mesaj gönderebilirler mi? Şimdi cinler, benim telefonum burada duruyor. YouTube sohbetini takip ediyorum. Ben burada sohbet anlatırken kalkıp da benim orada mesaj kutuma çık ya, onlara yazabileceğim. Yani buradan birisi tuşlara bassa, yazsa Kürşat Berkkan yazdı diye gözükecek ya. Evet. Yazıp da diyelim ki buradaki 350 kişiye ağır bir şekilde küfretti. Şimdi buradaki 350 kişi ben ne kadar yazmadım desem inanır mı? İnanmaz. İnanmaz. Peki bu mümkün mü? Değil abi. Cinler böyle bir şey yapamaz. Nasıl yapar? Şöyle yapar. Bir yöntemi var. Yani benim elim ayağım dokunmadan bu teknolojik cihaza müdahale edip de bir mesaj gönderemez. Nasıl yapar? Şöyle yapar. Ben musallatlıyımdır. Benim zihnimi, bilincimi ele geçirmiştir. Ve o an ben kendimde değilimdir. Cinni vaka olan hastalara, cinni vaka olan kişilere bakın, görürsünüz zaten onlarda bilinç kaybolur. Bilinç yerinde değilken, yani yönetim bir cinin eline geçtiyse ben yazıyormuşum gibi yazabilir. Buna amenna. Ama karşıdaki kişi diyorsa yok canım benim hiç elim ayağım dokunmadı kardeşim diyorsa o yalandır. Ama tekrar söylüyorum, karşıdaki kişi musallatlıysa onun bilincini ele geçirmek suretiyle müdahil olabilir. Hocam izleyicimiz demiş ki, vücudumda bir el dolaşıyor gibi hissediyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Kendisini rukiye ile kontrol etsin. Yani kendi sanrıları da olabilir. Cinli bir vaka da olabilir. Çünkü geçmiş zamanda da biz çok gördük, yine Peygamber Efendimiz döneminden gelen bazı rivayetler de var. Cinler insanların bedenine dokunabildiğini duyduk, işittik. Çok sayıda konu var, rivayet var, işte hikaye var vesaire. O nedenle rukiye ile kendini kontrol edebilir. Bir başka izleyicimiz hocam, 30 yaşlarında aile sorunlarım oldu ve evlenemedim. Şu anda da ne yaparsam yapayım evlilik olayı gerçekleşmiyor diyor. Bu konuda neler söyleyebiliriz? Şimdi hocam, bu çoğunlukla aşık cin musallatı dediğimiz olayda oluyor. Aşık cin musallatında az önceki evli olma hikayesini anlattığımız gibi size aşık olmuş bir vaka var ise, bir varlık var ise bir kere gönül ilişkiniz olmaz. Cinsel ilişkiniz olmaz. Bereketiniz olmaz. Sürekli kısır döngü içinde dönüp durursunuz. Örnek, bir hanımefendiyle tanışırsınız, bir beyefendiyle tanışırsınız. Her şey güllük gülistanlık. Bir ay, iki ay, üç ay geçmiştir. Sonra sabah uyandığınızda bir mesaj. Aşkım günaydın. Seni çok seviyorum ama artık seninle bu yola devam etmek istemiyorum. Bir dakika ya, ne oldu? Dün akşam beraberdik, güldük, oynadık. Ne oldu birdenbire? Hayır, bitti. Niye bitti? Bilmiyorum, artık devam etmek istemiyorum. Yani fındık kabuğunu doldurmayacak şeylerden sebep ayrılma gerçekleşir. Bu da size aşık olan varlık bir süre o kişiyle beraber olmanıza izin verir. Daha sonra o kişinin zihnini size karşı hoş olmayan şeylerle doldurur. Size karşı bu kişiyi soğutur. Dolayısıyla da hiçbir gönül ilişkiniz olmaz. Evli olsanız bile eşinizden uzaklaştırır. Hiçbir şekilde eşinizle aynı yastığa baş koyamazsınız. Aynı sofrada beraber oturamazsınız. Hatta cinsel münasebette bile eşinizden mideniz bulanır. Düşünebiliyor musun? Bir insanın eşinden midesi bulanır mı? Bulanır. Sizi uzaklaştırırlar. Ayette öyle demiyor mu? Karının ve kocanın arasını açarlardı diyor. Dolayısıyla aşık cin musallatı en tehlikeli sıkıntılardan biridir. Bunu yaşayanlarda kardeşimizin bahsettiği sıkıntılar gerçekleşir. O nedenle bir uzmana başvurmasını tavsiye ederiz.
Bir başka izleyicimiz hocam, akşam rüyamda sırtıma bir çuval altın yüklemişlerdi. Maşallah. Yükledikleri yere sabah gittim, işaretler vardı. Çok ilginç, bazen malum olur böyle şeyler. Üzerine gitsin, işaretleri baksın, değerlendirsin, arkeologlarla paylaşsın. Bu haberci bir rüya olabilir. Peşini bırakmaması gerektiğini düşünüyorum. Hatta olur da eğer oradan bir şeyler çıkartırsa gelsin bizim televizyonumuza da sponsor olsun. Başına yemesin. Metafizik alem evet. Programına diyorsunuz hocam. Aynen öyle. Var mı soru hocam? Mehtap Can yazmış. Cinler Hazreti Mehdi'nin kim olduğunu biliyor mu? Ayrı zaman alametleri hakkında ne düşünüyorlar? Onlar da bizimle aynı şeyi düşünüyorlar. Onlar da mesela çok büyük defineler var yer altında. Bunların çıkarılıp Hazreti Mehdi tarafından kullanılacağını söylüyorlar. Bir beyan duymuştum. Nil ve Fırat hakkında bir hadisi şerif var. Duymuşsunuz siz de. Ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam geldiğinde oranın suyu kuruyacak. Oradaki hazineler çıkacak. Ve oradaki hazineleri işte Hazreti Mehdi alacak, kullanacak gibi rivayet var. Buradaki hazinelerin de bizzat cinler tarafından korunduğunu duymuştum. Yani bunu söyleyen de bir cindi. Bizim arkadaşlarımız orada hiç kimse çıkaramaz demişti. Dolayısıyla onların da büyük bir bölümü Mehdi'yi bekliyor. Hatta bir iddiada bulunayım. Cinlerin arasında Hazreti Mehdi çıksın diye çok özel bir tim var. Tim diyorum yani, öyle betimliyorum. Bir tim var. Evet. Bu tim suikast timi. Hazreti Mehdi çıksın da onu öldürelim diye cinlerden, yani şeytanlaşmış cinlerden bir taife bekliyor. Ya bununla beraber Hazreti Mehdi'ye tabi olacak, onu korumak için bekleyen cinler de var. Cinler Hazreti Mehdi'nin yerini biliyorlar mı? Hayır, bana göre bilmiyorlar. Hatta belki bu yüzyılda çıkacağı da belli değil. Ne zaman çıkacağını bilmiyoruz. Öyle biri gelecek mi? Bu konuda da çok şey var, bir tartışma var biliyorsunuz. O nedenle net olarak Hazreti Mehdi çıktı ya da şurada, burada diyen bir cine ben rastlamadım ya da bildiklerini düşünmüyorum. Sevgili arkadaşlar, soruları büyük harflerle yazıyorsunuz. Biz de görüyoruz. Bir kardeşimiz şey demiş abi. Cinler geçmişten veya gelecekten bilgi verirler mi? Geçmişten bilgi veriyorlar. Bu olayda Karin ne oluyor? Karin, evet. Çok hızlı bir şekilde geçeyim. Karin, biz doğduğumuz anda bizim yanımıza verilen varlıktır. Biz doğduğumuzdan itibaren bizimle beraberdir. Bir metafizik uzmanına gittiğimizde metafizik uzmanı yanındaki varlıkla bizim yanımızdaki Karin cinini konuşturur. Karin cini doğumdan itibaren bizde olduğu için her şeyimizi bilir. Dolayısıyla geçmişimiz hakkında bilgi verebilir. Gelecek hakkında da mutlak gayb çerçevesine giriyorsa bilgi verir. Muallak gayb çerçevesine giriyorsa veremez. O gaybı bilmek sadece Allah katındadır. Buyur abi, sendeyiz. Hocam, Bursa'dan Gül Hanım demiş ki cinlerle periler arasındaki fark nedir Kürşat Hocam? Cinlerle periler arasındaki evet. Fark. Aslında hiçbir fark yok. Yani biz nasıl tanımlıyoruz? Şöyle diyoruz. Diyoruz ki şeytan cinlerdendir ama şeytan bir vasıftır. Yani onun aslı cindir. Şeytanlaşmış cinler vardır. Şeytanlaşmış insanlar vardır. Şeytan bir vasıftır. Aynı bunun gibi periler de bir vasıftır. Hangi vasıftır? Periler cinler arasında çok özel, küçük, sürekli uçma kabiliyetine sahip ve dişil varlıklardır. Yani dişi cinlerin bir arada toplanıp bir kabile oldukları ve kendi soylarını kendi soylarından olanlarla devam ettirdikleri özel bir kabile. Ama asıl muhteviyatları, yaratılış muhteviyatları onların da cindir. Hatta çok duymuşsunuzdur. Dişi cin derler periler için. Evet, tanımlama olarak doğrudur. Onlar kendi özünde varlıklardır. Ve hatta şöyle bir beyanda bulunayım. Peri olan varlıkların insanlara zarar verdiği çok seyrektir. Çoğunlukla insanları severler. Uzak dururlar ama severler ve insanlara yakınlaşanları da insanlara destek olurlar. Çok yerde görmüşüzdür destek olduklarını, şahit olmuşuzdur. Ama kötücülleri yok mu? Mutlaka var. Her varlıkta olduğu gibi onların arasında da var. Hocam, son 6 dakikamız. Hay maşallah. Bir sürü de sorumuz var. İzleyicimiz demiş ki kızım 16 yaşında, ona görünen varlıklar gel sana kötü enerji yapalım diyorlar. Kızım korkudan onlara cevap vermiyor. Bu varlıklar kötü enerji yapan kişiler mi, varlıklar mı diyor.
Evet, şimdi varlıklar, şimdi biz hep ne diyoruz? İnsan insana o kötü enerji dediğimiz olay var ya, hani Kur'an'da da Hazreti Musa hikayesinde sihir diye anlatılıyor. Öyle tanımlayalım, Kur'an'da örnek vererek söyleyelim. Normalini söyleyemiyoruz. Dolayısıyla cinler de insanlara bu sihri yapabiliyorlar. Sadece insanlar insanlara değil, insanlar cinlere, cinler de insanlara yapabiliyorlar. Dolayısıyla bu kardeşimize de böyle bir zarar vermek üzere uğraşıyor olabilirler. O nedenle eğer arzu ediyorlarsa, yaşı küçük olduğu için burnumu sokmak istiyorum, bana ulaşsınlar, onlara bir tavsiyede bulunayım. Bu arada gerçekten maşallah bugün de bayağı sorumuz var. Hepsini nasıl yetişeceğiz bilmiyorum. Buyurun hocam. Birkaç tane okuyayım mı müsaadenle? Lütfen hocam, estağfurullah. Nur Sena Mican, Sübyan Musallat'a ne okunur demiş ama Sübyan Musallat'a öyle bir şey okunca geçmez kardeşim. Destek almak gerekiyor. Berke işte demiş, evlilik yolunda, ilişkim bitti. Kime güvenmeliyim? Ah kardeşim. Yani bu metafizik uzmanı tavsiyesi de çok işte, dikenli tel abi. Şimdi bana da ulaşıyorlar, evet, abi birini tavsiye et diye. Bunda da ben sıkıntı yaşıyorum. Kimseyi de tavsiye etmek de istemiyorum. Şöyle sıkıntı yaşıyorum. Misal bana geliyor ki hocam senin güvendiğin bir metafizik uzmanı tavsiye et. Tamam edeyim kardeşim. Kimi tavsiye ettim? İşte bizim yönetmenimiz Yusuf kardeşi tavsiye ettim. Dedi ki Yusuf bu konuda iyidir, ona git. Yusuf'a ulaşıyor. Konuşuyorlar, anlaşıyorlar. Her şey tamam. Ama Yusuf yoğun. Bir sürü insana bakıyor. Evet. Sonra Yusuf iki gün geç dönüyor. Vay Kürşat hocam senin tavsiye ettiğin kişi cevap vermiyor. İşte çok geç dönüyor. Ya dönüyor mu? E dönüyor ama geç dönüyor. E bana ne? Bana ne yani? Evet. Ben o insanın sekreteri değilim ki abi. Ya da ben o insanın abisi babası değilim ki. Bana ne? Benim görevim, sen bana dedin ki iyi birini tavsiye ettim. Benim görevim bitti. Benim görevim bitti, bitti. Mesela ilginç bir örnek daha dün yaşadık. Yine böyle bir kişi ulaşmış bize. Tavsiye etmişiz birini. O kişiye ulaşmış. Ulaştığı kişi için, ulaştığı kişiye demiş ki, örnek vererek, başkalaştırarak anlatıyorum. Benim babamda sıkıntı var demiş. Metafizik uzmanı demiş ki tamam biz babana bakalım ama abla sende de sıkıntı var. O da demiş ki ya önce siz babama bakın, bana sonra bakarsınız. Metafizik uzmanı demiş ki bak bizzat yaşadım bu olayı. Metafizik uzmanı demiş ki abla sen parayı sorun yapıyorsan sorun yapma. Çünkü senin durumun da sıkıntılı. Biz sana ücretsiz bakalım. Babana da ücret konusunda anlaştık zaten, babana da bakalım. Hem sana destek olalım hem babana. Tamam anlaşmış. Hani ona da iyilik yapıyorlar, ücretsiz bakacaklar ya. Evet. Metafizik uzmanı arkadaş bu kişiye demiş ki bak biz şey yazıyoruz, koruma yazıyoruz. İşte ev koruması, işte sizin korumanız vesaire. Bunları hazırlıyoruz. Bunların hazırlanması işte rahmani günlere, rahmani saatlere göre oluyor. Ve yazımı uzun sürüyor. Hani oturduk, ben her zaman ne anlatıyorum? Bir seferde yazılmaz diye. Adam doğrusunu yapmış. Çak 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 yaz, geç değil. Evet. Sabredeceksin ablacığım, yazacaksın. Yazacağız. Abi aradan işte bir hafta geçmiş. Bir hafta sonra bu arkadaşımız ortalığı birbirine katmış. Vay siz dolandırıcısınız. Vay bize cevap vermiyorsunuz. Niye hala benim kargomu gönder... Ya ne diyorsun abi sen? Ne anlatıyorsun? Bana ulaştı abi böyle böyle diye. Tekrar ben o metafizik uzmana döndüm. Ya beni niye rezil ediyorsunuz insanlara? Ben sizi iyi bilip birilerini yönlendiriyorum diye. Çocuk yazışmaları attı. Abi güzelce izah ediyor ki ablacığım senden para almayacağız. Sadece dediğin kişiye bakmayacağız. Sana da desteğimiz olsun. İçimizden geldi. Bak bu yazımlar uzun sürüyor. Her gece kalkıyor senin için bir ayet yazıyoruz. Bir sabret. Sabretmemiş. Sonra tutuyor bana da diyor ki sen sebep oldun Kürşat hocam. O yüzden bu konulara sinir oluyorum. Kimseye de iyilik yapasın gelmiyor açıkçası. Ama bazı vakalarda geliyor hakikaten ağır. O nedenle de ağır vakalarda diyorum ki ya yine hadi. Bu tarz soruları o zaman hocam. Ya maalesef müdahil olmak zorunda kalıyorum. Şimdi Berke kardeşimin sorusuna cevap vereyim. Kime güvenmeliyim demiş. Vallahi kardeşim evet piyasa çok sıkıntılı. İnşallah Diyanet İşleri Başkanlığı sesimize kulak verir. Bu konuya bir müdahale eder de insanları doğru yönlendirecek birilerini çıkartır. Son zaman diye bir arkadaşımız var. İstemsizce astral seyahat deneyimim oldu. Helal olsun sana. Astral seyahatten korkmayın ama bilinçli olarak çıkın. Bilinçli olarak çıkarsanız hiçbir şey olmaz. Sonra bakayım. Hasan Gümüş yazmış. Rüyada sürekli ölmüş yakınları görmek ne demek diye. Bunun tabiri çok önemli. Hangi yakınları görüyorsun, hangi zamanlarda görüyorsun, hep aynı kişileri mi görüyorsun? Evet. Bu özel bir tabire girer. Bu programda yetmez ama sıradan değildir. Üzerine gitmelisin kardeşim. Gülpınar, Gündüz Deniz'in sahile yakın yüzeyinden siyahımsı bulut gördüm demiş. 30 metre kadar yüksekte siyahımsı bulut gördüm.
negatif varlıklar gündüzde dolaşır mı demiş. Evet dolaşır ama her insana kalkıp da bir bulut şeklinde negatif varlık gözükmez sevgili kardeşim. Hemen şöyle abi hızlıca okuyorum hakkını ayet. Estağfurullah hocam. Hemen bakıyorum şöyle. Kutalp Kuluoğlu Allah senden razı olsun. Yani bizim şeyimiz gibi moderatörümüz gibi görev adetmiş kendine. Şimdi bakıyorum. Oğlum Ramazan Takı yazmış. Oğlum sürekli kendine gülüyor, konuşuyor. Yaşı 28. Evden dışarı çıkmıyor. Evet bu kardeşimiz görüyoruz ki artık bir üst boyut olan şizofreni durumuna doğru ulaşmış. Tıbbi anlamda destek alırlarsa iyi olur diye düşünüyorum. Eğer bu konuda da destek aldılar, bir çare bulamadılarsa bir tavsiyem olabilir. Hemen burada bir ilginç mesaj var. Aslında bu mesajı sana atmışlardı abi. Diyor ki hanımefendi, daha önce ulaşmıştım, kızının skoliozu var demişti. Geçtiğimiz programda da sana yazmıştı bu mesajı. Evet. Ben de istihare yapmalarını önermiştim. Pardon, 3 hafta önce diyor yazdım. Bakar mısınız diyor. Nereye yazdım bilmiyorum ama Instagram'dan yazarsanız oradan daha hızlı görebiliyorum. Oradan bakalım inşallah. Sevgili arkadaşlar, programın da sonuna geldik herhalde. Evet, bitirdik. Programımızı açtık. Hakkınızı helal edin. Sorularınızı inşallah önümüzdeki hafta tekrar cevaplamaya çalışacağız. Bunun haricinde uzun olmayan sorularınızı istirham ediyorum. Kısa kısa halde, özet şekilde Instagram'dan yazarsanız oradan yetişip cevap vermeye çalışıyorum. Önümüzdeki hafta cinlerin bu aleme geçişiyle alakalı konumuza devam edeceğiz. Ve tabii ki sorularınıza da cevap vermeye çalışacağız. Ve son olarak Metafizik Alem diye bir YouTube kanalımız daha var. Kürşat Berkkan diye bir YouTube kanalımız daha var. Yazar Kürşat Berkkan yazarsanız benim kanalıma ulaşırsınız. Metafizik Alem yazarsanız sadece bizim programımıza özel olan kanala ulaşıp oradaki soru cevap kısımlarını, videolarını bulabilirsiniz. Desteğinizi bekliyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Haftaya inşallah yine birlikteyiz. Değerli izleyiciler, Metafizik Alemi noktalıyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına her şey gönlünüzde olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.